Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bu videoda GTA 5 oyunundaki motosikletleri inceleyeceğiz. Hatırlarsanız daha evvelden de Efsane Arabalar diye bir tane video yapmıştım. Bu videonun adı da Efsane Motorlar olacak. O videoda söylemiştim arkadaşlar, diğer kategoriler için de ayrı ayrı videolar yapacağım demiştim. İşte bu videoda o videolardan bir tanesi. İsterseniz menü modumuzu açalım. Hemen motosiklet kategorisinden motorlarımıza bakalım. En üstte Akuma adında bir motor var. Enter'a basıyorum ve motorumuz geliyor. Çift egzoz, gördüğünüz gibi süper sport tarzı bir şey. Tam öyle değil ama önde iki tane farı var. Dikkat ettiyseniz. Dış görünümü bu şekilde arkadaşlar. Ben motorlardan çok fazla anlamıyorum. O yüzden sizlere yorum yapamayacağım fazla. Sadece oyunda gördüğüm kadarıyla gidişi, sesi, bunları inceleyeceğiz. Hep birlikte bakacağız. Bunun gidişi gayet güzel. İyi hızlanıyor fark ettiyseniz. Tabii bir de kaymasını inceleyeceğiz. Gidişi gerçekten güzel. Hızlanması falan iyi. Ses dersek çok abartılı bir sesi yok açıkçası. Yani çok iyi bir spor arabada da bu kadar ses var. Hani motor deyince insan biraz daha fazla ses bekliyor açıkçası. Ama gayet güzel kullanılabilir bir motor. Şöyle bir de kaymasını inceleyelim. Şurada. Evet, kayması o kadar da iyi değil yani. Fark ettiyseniz. Bir daha bakalım. Yani biraz kayıyor ama tam istediğim şekil değil. Hemen bir diğer motorumuza geçebiliriz. Çok da zaman kaybetmeyelim. Çünkü bakacak bir sürü motorumuz var. Evet arkadaşlar, bu biraz daha süper sport tarzı. Yapı itibariyle. Önde çift farı var gördüğünüz gibi. Arkada da iki tane küçük egzoz var. Evet, bunun sesi bir tık daha farklı bir şey. Fark ettiyseniz bunda giderken motorun üzerine yatıyor arkadaşlar. Bakın durayım. Yani normalde shift'e bastığınızda motorun üzerine yatar. Ama bunda shift'e basmadan bir motorun üzerine yatıyor. Şimdi W'ye basacağım. Bakın gidiyoruz. Motorun üzerine yattı. Şimdi shift'e basıyorum. Şimdi daha fazla yattı. Bir daha gösterelim. Gidiyoruz. Motorun üstüne yattı. Şimdi shift'e basıyorum. Biraz daha yattı fark ettiyseniz. Yani motorun yapısı itibariyle üzerine yatarak kullanıyor. Bu da normal bir şey. Evet, bunun kayması sanki biraz daha iyi. Hızlanması iyi. Yani hızlanmasına diyecek yok. Güzel gidiyor. Önden de bu şekilde gözüküyor. Kaymasını bir kez daha inceleyelim. Evet, biraz daha sanki iyi az öncekine göre. Bunda da çok abartılı bir ses yok ama. Gördüğünüz gibi. Evet, bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Hemen bir sonraki motorumuza bakabiliriz. Enduro demiş. Evet, bu biraz daha cross tarzı motor. Lastikleri falan dişli. Yapı itibariyle onlara benziyor. Cross yarışları olur. Orada kullanılan motosikletlerden. Onlara benziyor yani. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani şu öndeki çamurluğu biraz yüksekte olduğu zaman ben cross motoru diyorum. Bilmiyorum doğru mu değil mi. Daha iyi bilenler vardır. Dediğim gibi çok fazla anlamadığım için yorum yapmayayım. Bakın bunda dönüş yaparken ayağını yere uzatıyor. Orada çarptım, çok gözükmedi. Şurada göstereyim. Bakın ayağını yere doğru uzatıyor. Ama diğer motorlarda öyle yapmıyor arkadaşlar. Bakın ayağını yere doğru uzatıyor. Evet, ses olarak bundan beklenen bir ses. Yani bu motorların sesi böyle oluyor zaten. Bir de kaydıralım şöyle. Evet, çok kayması yok. Ayağını da yere doğru açıyor zaten, uzatıyor. Biraz daha hızlanıp öyle deneyelim. Bakalım nasıl kayacak. Evet, çok böyle muazzam bir kayması yok arkadaşlar. Hiç yok neredeyse.
Bu biraz daha böyle arazide kullanılacak, dağ tepe bayır gidilecek bir motor açıkçası. O yapıda bir şey. Ona daha müsait. Hemen bir diğer motorumuza geçebiliriz. Bu da seyahat motorlarını andırıyor. Biraz uzun bir motor fark ettiyseniz. Yapı itibariyle. Arkada bir tane egzozu var. Bakalım nasıl gidiyor. Evet, ses diğerlerinden çok farklı bir ses. Kendine has bir sesi olmuş. Gidişi güzel. Sürmesi falan keyifli. Bakalım nasıl kayacak. Onu inceleyelim bir de. Şurada deneyebiliriz. Müsait. Evet, öyle çok aman aman bir kayması yok arkadaşlar. Yani hiç kaymadı desem yeridir. Bir daha deneyelim. Evet, bu motor kaymıyor demek ki. Zaten biraz da büyük ve ağır bir motor. Öyle gözüküyor. Bu da bu şekilde. Hemen bir sonrakine bakalım. Evet, bunun direksiyonu, ön kısmı falan değişik. Fark ettiyseniz bir tane far var. Çapır motorlar gibi ama değil. Direksiyon çok yüksekte değil arkadaşlar. Arka tekerleği çok kalın fark ettiyseniz. Bakın, ön tekerleği o kadar kalın değil. İnce. Ama arka teker bayağı bir kalın. Sağ tarafta çift egzozu var. Sesi de güzelmiş bunun. Bayağı horultulu bir sesi var arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Ama bir tık daha fazla olabilirmiş. Sesi. Daha güzel olurdu bence. Ama bu da kötü değil yani. Bu motor sesi benim hoşuma gidiyor. Evet, kayması gerçekten güzel. Deneyelim. Birkaç kez daha. Şu tarafa doğru gidelim. Tabii bu motorun tarzı ilk baktıklarımızla aynı değil. Farklı. Hemen belli oluyor zaten. Ama öyle bir anda hızlanma beklemeyin arkadaşlar. Yani Super Sport gibi anında hızlanabilen bir motor değil. Ama gittikçe, zaman geçtikçe belli bir hıza ulaşıyor tabii ki de. Ama sürat motoru değil yani. Böyle biraz daha gezmelik motor diyebiliriz. Şurada deneyebiliriz. Evet, kayması fena değil. Güzel ya. Bir alçakta inelim. Evet. Arabaların arasından geçmeyi başaramadık. Denememize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Alev de çıkıyor egzozdan gördüğünüz gibi. Kötü bir motor değil arkadaşlar. Güzel, gayet keyifli. Sürülebilir. Evet, kayması da güzel. Hemen bir sonraki motoru inceleyelim. Evet, o da arkadakine benziyor arkadaşlar. Yapı itibariyle fark ettiyseniz. Ufak tefek farklılıklar var. Jantı farklı. Bunun da arka tekerleği büyük, kocaman. Ön tekerleği ince. Fark ettiyseniz. Tabi birebir arkadaki gibi değil ama tarz olarak uzak değil. Yakın. Evet, bunun sesi hani onun için demiştim ya, bir tık daha olsa daha iyiymiş diye. Bunun sesi bir tık daha fazla fark ettiyseniz. Bunda da horultulu bir ses var ama bir tık daha fazla. Evet, orada ufak bir kaza yaşandı. Sesi gerçekten güzel. Tam istediğim gibi. Ama kayması onun kadar yok. Hız olarak da bir önceki motorla aynı özellikleri taşıyor. Yani bir Super Sport gibi anında hızlanabilen bir motor değil tabii ki. Kaymasını birkaç kez daha deneyeceğim.
Sonra farklı bir motora geçeceğim. Şurada deneyebiliriz. Fena da değil ya. Yani bunun da kayması güzel. Hiç kaymayan motorlar var. Evet, önden de bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bir sonraki motorumuzu inceleyelim hemen. Evet, bu da cross tarzı bir motor. Fark ettiyseniz böyle dağlık bayırlık yerler için lastikleri dişli. Sesi de bu motordan beklendiği gibi tabii ki de. Çok fazla bir şey beklemezsiniz zaten böyle bir motordan. Yine bunda da sağa sola dönüşlerde ayağını yere doğru bakın uzatıyor. Bir de şurada kaymasına bakalım. Evet, bu biraz daha iyi. Daha önceki motor, yani bu tarz bir motor vardı hatırlarsanız, cross motor gibi demiştim. O motordan daha iyi. Şöyle bir daha bakalım. Bunun da çamurluğu yüksekte fark ettiyseniz. Ön çamurluğu, arka çamurluğu da öyle. Arkada bir tane de egzoz var. Hepsi bu arkadaşlar. Hemen bir alttaki motora bakalım. Bunların ikisinin adı aynı zaten. Fark ettiyseniz parantez içerisinde bir şey yazıyor sadece bunda. Evet. Sanıyorum ki arkadaki motorun aynısı. Fakat onun baskılısı diyebiliriz arkadaşlar. Hani yarışlarda böyle reklamlar falan olur. İşte numara olur. Bakın bunda 79 numara var mesela. Onun gibi. Yani motorun aynısı ama üzeri baskılı. Yani yarış için hazır hale getirilmiş diyebiliriz. O yüzden bu motoru çok denemeye gerek yok. Çünkü az evvelki motorla aynı olduğunu düşünüyorum. Sadece yarış parkuru için süslenmiş. Hepsi bu. Bir sonraki motorumuza bakalım. Karbon adında bir motor. Evet, güzel bir şeye benziyor. LED farları var sanıyorum ki. İki tane. Süper sport tarzında. İki tane de egzozu var. Bakalım nasıl gidiyor. Evet, bunda da motorun üzerine yatıyor arkadaşlar, fark ettiyseniz. Bu da bir hız motoru. Gerçekten hızlanıyor hemen. Sesi de kendine göre iyi. Kayması da güzelmiş ya. Güzel kaydı. Birkaç kez daha deneyelim. Evet, kayması güzel arkadaşlar. Fena değil. Tam bir hız motoru zaten. Evet, burada biraz erken davrandık. Olur böyle şeyler. Hemen biniyoruz. Birkaç kez daha kaydıktan sonra bir sonraki motorumuza geçeceğiz. Sanıyorum bir 20 tane falan motor var ortalama olarak. Söylüyorum tabii ki. Evet, bu gayet iyi ya. Hepsine zaman yetsin istiyorum arkadaşlar. Çok fazla uzamasın video. Hepsini görelim kısa kısa. Amacım bu. Evet, bunu tuttum ben. Bu motor güzelmiş. Hızlanmasına bir kez daha bakalım. Evet, bu şekilde. Karbon kullandığımız motor. Bir altındakine bakıyoruz. Evet, bu da aynı tarz bir motor. Fark ettiyseniz. Çok uzak değil arkadakine. Bakalım bu nasıl gidiyor arkadaşlar. Evet, bunun sesi biraz daha böyle oktavlı, biraz daha kalın. Bu sanki ondan daha iyi hızlandı. Tekrar deneyelim. Ya aynı neredeyse. Çok da büyük bir fark yok. Sağa sola dönüşlerde bakın motorun üzerindeyken kendini kaydırıyor biraz. Fark ettiyseniz arkadaşlar. Evet, sesi güzel. Hızlanması da güzel arkadaşlar. Zaten bir süper sport modeli sanıyorum ki bu. Kayması da güzel. Güzel kayıyor yani.
sokak aralarında, şehrin içerisinde sokak aralarında böyle kayarak gitmek gerçekten keyifli oluyor. Dönüşleri bu şekilde almak hem pratik, kolay hem de keyifli gerçekten. Şuradan bir sola dönüş yapalım. Evet, arabaya çarptık. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Hemen bir sonraki motorumuza bakalım. Bununla bunun adı da aynı, fark ettiyseniz ikisinde de aynı şey yazıyor. Evet, bu da arkadaki motorun baskılısı arkadaşlar. Üzerinde baskı var, reklam var. İşte 86 numaraymış bu da. Yani yarış için hazırlanmış bir motor. Açıkçası bunu da pek denememize gerek yok. Çünkü dediğim gibi arkadaki motorla aynı, sadece üzeri baskılı. Hemen menüyü açıyorum. Onun bir altındaki motora bakıyorum. Evet, bu ne tarz çok bilemedim arkadaşlar. Arkadakine yani benziyor ama tam öyle değil açıkçası. İlk aldığım motora benziyor biraz bu. Süper Sport gibi demiştim ya. Ona benziyor. Neydi? Akuma mıydı? Akuma'ydı galiba. Evet, bunun öyle ahım şahım bir sesi yok duyduğunuz gibi. Hız deseniz tamam, hızlanma güzel. Evet, kayması güzelmiş ama. Kayması gerçekten başarılı arkadaşlar. Bir sol yapıyorum. Bakınız. Evet, bu çok güzel. Bu motor çok yumuşak kayıyor hem de. Eğer imkanınız varsa kullanınca beni anlayacaksınız. Kullanamayanlar için de buradan gösteriyorum zaten. Bunun kayması gerçekten çok güzel arkadaşlar. Hızı da güzel. Sesi de fena değil. Bir sonraki motorumuza bakıyoruz. Evet, bu da sevimli küçük bir motor. Gördüğünüz gibi halk arasında scooter denilen, ayaklarınızı öne koyup gittiğiniz, genelde pizzacıların kullandığı motor arkadaşlar. Hızını hiç konuşmaya gerek yok. Yani scooter, çok fazla bir şey beklenemez zaten. Bu kadar bir hızı var. Ses deseniz o da hiç yok. Sinek vızırtısı gibi. Diğerlerinin yanında. Bir de kaymasına bakalım. Nasıl kayıyor? Evet, kendi çapında kayması güzel arkadaşlar gerçekten. Bir de yokuştan shine up yapalım bakalım. Evet, bu motora göre çok fazla bile yani şu kayma. İyi. Kayması güzel. Ama maalesef hızı yok arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş gidiyor işte gördüğünüz gibi. Hemen bir sonraki motorumuza bakalım. Evet, bunda değişik bir yapısı var. Fark ettiyseniz. Çift egzoz. Bir tane de farı var ön tarafta. Bakalım bir nasıl gidiyor. Artık o kadar çok model oldu ki hangisi hangisi karıştırmaya başladım yani. İlk başta baktıklarım çok daha iyiydi ama. Bunu da bir inceleyelim. Süper Sport gibi değil bu. Akuma gibi, ilk baktığım gibi veya bundan iki önce gibi. Ona benziyor sanki. Çok da yorum yapmayayım. Şimdi yanlış bir şey de söylemek istemiyorum açıkçası. Ama bayağı üzerine yapışıyor motorun giderken Franklin. Kayması da bayağı bayağı iyi ya. Yani motorun tipi hoşuma gitmedi açıkçası. Ama
Güzel kayıyor. Bakınız bu şekilde. Yani ilk başta baktığım motorların tipi çok daha güzeldi. Demek ki her güzellik bir arada olmuyor. Ya tipi güzel oluyor, ya kayması güzel oluyor, ya sesi güzel oluyor. Hepsi bir arada olmuyor arkadaşlar. Evet, bir sonraki motorumuza bakabiliriz. Evet, bu da bu şekilde arkadaşlar. Arkadakine çok uzak değil fark ettiyseniz. Yani benziyor da. Bir tane farı var ön tarafta. İki tane egzozu var arka tarafta. Tipi de bu şekilde. Gidelim. Bunun daha tiz bir sesi var. İnce. Hızlanması gayet iyi. Bayağı hızlı gidiyor. Yani sesi de biraz hızlı gittiğini işaret ediyor zaten. Evet, kayması da güzelmiş ya. Vallahi bu motorun tipini beğenmedim ben ama özellik olarak iyi yani. Yol tutuşu, bakın dönüşlerde falan güzel yatıyor yani motorun. Yatması da güzel. Kayması da güzel. Evet, gidişat güzel ama tipten maalesef benim için sınıfta kaldı diyebilirim. Ha, beğenen arkadaşlar mutlaka vardır. Onlara da saygı duymak lazım. Sonuçta herkesin zevki bir olmuyor değil mi? Evet arkadaşlar, bir sonraki motorumuza bakalım hemen. Bu iri ve kaba bir şey fark ettiyseniz. Üzerinde de Japonca mı Çince mi artık bilemiyorum bir şeyler yazıyor. Öyle bir alfabesi var. Çift egzoz. Egzozu da bayağı büyük. Üzerinde karbon kaplı fark ettiyseniz. Evet, bakalım nasıl gidiyor. Önde bir tane de farı var. Şöyle önden gösterelim hemen. Evet, bu adeta hız için üretilmiş gibi duruyor sanki. Hızlı da bir motor, yavaş da değil. Zaten üzerinde Japonca harfler olmasından belli arkadaşlar. Biraz böyle hız motoru gibi sanki. İri ve büyük bir motor aynı zamanda. Evet, kayması fena değil ama daha önceki, yani bundan bir önceki daha güzeldi. Bunun da tipi güzel ama. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Önden çok da güzel olmasa da eyvah eyvah. Sanıyorum hata bende. O zaman yolumuza devam edeceğiz. Testimizi bitirelim bu motorla. Şuradan bir sol yapalım bakalım nasıl kayıyor. Evet, o kadar güzel bir kayması yok arkadaşlar. Bundan bir önceki motor çok daha güzeldi. Duruyor neredeyse, kaymıyor. Durma noktasına geliyor. Bakın duruyor yani. Evet, bir sonraki motorumuza bakalım hemen. Evet, bu da iki öncekine benziyor. Fark ettiyseniz arkadakiyle çok da böyle yakın değil. Arkadaki bayağı büyük zaten buna göre. Bir tane egzozu var. Önde de iki tane farı var fark ettiyseniz. Bakalım nasıl gidiyor. Evet, sesi hiç güzel değil bence. Zorla çıkıyormuş gibi. Biraz tuhaf yani. Hızlı mı? Hızlı olmaya hızlı tabii ki de. Bakın gidiyor. Mermi gibi gidiyor yani. Yatması falan da güzel. Kayması da fena değil. İş yapar yani. Bir de şuradan sağ yapalım. Bir de buradan sol. Hatta geri dönelim biz.
Önden göstereyim bir de. Bu şekilde arkadaşlar. Evet, bir sonraki motorumuza geçebiliriz arkadaşlar. Listenin sonuna doğru yaklaştık zaten, fark ettiyseniz. Evet, bunun jantları sarı gibi. Sarı mı, gold mu artık, orijinal böyle geldi. Evet, farı bu şekilde arkadaşlar. Arkada da çift egzoz var. Bakalım nasıl gidiyor. Evet, gayet hızlı, seri bir şekilde kalktı. Ses biraz tiz bir ses var. Yatışlar falan da güzel. Şöyle bir aşağı doğru inelim. Bir de kaymasına bakalım. Tekrar deneyeceğim şurada. Biraz daha gidelim. İyice bir hızlansın. Evet, çok da kayması yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu konuda sınıfta kaldı diyebilirim açıkçası. Ama jantlarındaki renk gerçekten güzelmiş ve yakışmış. Evet, bir sonraki motorumuz bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkada iki tane sepeti var. Bu Franklin'in motoruna benziyor ya. Evet, o olsa gerek. Sadece rengi farklı. Franklin'in oyun içerisinde kullandığı bir motor var. Oyun oynayanlar bilir. Bu motor sanıyorum ki o motor. O motoru da bir görev esnasında bir adamı kovalıyorduk. Sonra adamı haklayıp motorunu alıyorduk. Ve bizim oluyordu. Yani Franklin'in motoru oluyordu. Ve oyun boyunca Franklin'in kendi kişisel motorudur. Bunun sesi zaten güzel arkadaşlar. Böyle patırtılı bir sesi var. Yatışlar falan gayet iyi. Ama bu motorda çok hız yok. Yani birden hızlanma, böyle süper sport gibi aniden hızlanayım, böyle mermi gibi gideyim diyemezsiniz. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ha, biraz gittikten sonra belli bir hıza ulaşıyor tabii ki, ama anında hızlanma maalesef yok. Bir de kaymasına bakalım. Evet, kayıyor elinden geldiğince. Tam deneyemedim. Bir de şurada deneyelim bakalım. Evet, bir iki hareket daha yapalım. Fena değil yani. Birçok motordan iyi. Evet arkadaşlar, bu motoru herkes biliyor zaten. Bir sonraki motora geçebiliriz. Evet, bu da chopper tarzı bir motor. Sanıyorum ki kolları yüksekte. Arka tekerleği ön tekerleğine göre daha kalın arkadaşlar. Fark ettiyseniz bakın, bu ince. Arka tekerlek daha kalın. Çamurun üzerinde de bir tane oturma yeri var. Bakalım nasıl gidiyor. Evet, horultulu bir sesi var arkadaşlar. Fark ettiyseniz. Kolları tutma yerleri bayağı bir yukarıda. Dediğim gibi chopper tarzı bir motor olsa gerek. Evet, sesi güzel. Virajlarda yatışı falan iyi. Ama tabii ki öyle bir anda yüksek hızlara ulaşmıyor. Bir de kaymasına bakalım.
Oo, kayması da güzel. Kayması gerçekten güzel arkadaşlar. Bu tarz motorlar demek ki güzel kayıyor. İki tane daha vardı koca tekerlekli hatırlarsanız. Onların da kayması güzeldi. Demek ki bu tarz motorlar böyle oluyor. Evet arkadaşlar, bu motor da bu şekilde. Hemen bir sonrakine bakalım. Bu da sanıyorum son motorumuz. Evet, sonra listenin başına dönüyor. Akuma motoruna dönüyor. Bunu da inceleyelim. Bunun üstüne binemedik. Neden bilmiyorum. Evet. Önümüze geldi. Şöyle göstereyim sizlere. Bu baskılı bir motor. Franklin'in motoruna benziyor sanki ama birebir aynısı değil sanıyorum ki. Bunun da sepetleri var. İki tane yanda, bir tane ortada. Gördüğünüz gibi. Baskılı. Sanıyorum ki Amerikan bayrağı baskısı var. Evet, sesi güzel arkadaşlar. Horultulu bir ses var. Öyle bir anda hızlanma tabii ki de yok bu motorda. Bunlar biraz daha böyle gezi motorları arkadaşlar. Geze geze gidiyorsunuz işte, etrafı izleye izleye. Kayması da fena değil. Arkada çift egzozu var. Oradan da alev çıktı gördüyseniz. Bir daha deneyelim. Evet, fena değil. Yani öyle çok bir kayması yok ama küçük yapıyor fark ettiyseniz. Yani Franklin'in motoru gibi diyelim. Bundan çok daha iyileri var tabii ki. Evet. Buralarda hatta kayamadı bile. Biraz daha hızlanıyoruz. Evet, bu kadar. Demek ki kayamıyor arkadaşlar. Fena değil bile diyemeyiz yani bunun için. Evet arkadaşlar, menü modundaki motorları inceledik. Elimden geldiğince sizlere göstermeye çalıştım ve yorum yapmaya çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.